şimdi. Tamamen amatörce ama ekmeğinin derdinde olan bir kıza gidiyorum ben. Türkü Bar'da çalışıyor. Evli, iki tane de çocuğu var. Kocası da ona bağlamayla eşlik ediyormuş. İsmi Berivan. Berivan'ın sesini biraz dinlemek istiyorum. Daha doğrusu ben dinledim ama biraz size dinleteceğim. Değişik bir ses rengi var. Beyaz kelime söz olur, siyah kelime toz olur. Hep sevdiğim şarkılar, türküler söylüyor şansıma. Tertemiz bir sesi var. Tertemiz bir sesi var. Geleceğimden haberi yok. Yani Türkü Bar'ın böyle bir köşesine ben önce o şarkı söylerken o beni görmeden onu dinlemek istiyorum. İlk şarkısını mesela inşallah öyle denk gelir. Gizli girelim. Hala çok heyecanlıyım. Normalde ben zaten sahnede hep gözü kapalı okuyorum. Yani elimde değil. Ağladın mı? Ağlamak olmaz bizde biliyorsun. Sakın sesimiz kısılır. Genelde yaşayarak okumayı seviyorum ama gözümü açtım. Sibel Hanım karşımda görünce zaten onu anlatamıyorum. Heyecanlandın mı beni görünce? Evet çok. Ha? Ne yaptın peki? Hemen tanıdın mı? Şurada mı gördün aslında ilk? Aslında gözü kapalı okuduğum için gözüme evet. Sizi görünce şaşırdın mı? Çok karmaşık bir şey yaşadım. Canım benim ağlama ama biliyorsun ağlamak hiç bizim sesimize iyi gelmez. Hemen kısılır. Tabii haklısın. Seni ihbar eden bu geceden bahsetmedi değil mi? Evet. Geleceğimden bilmiyordun. Hayır. Eşimle beraber sahne alıyorum. Eşim bağlama çalıyor. Ben solistlik yapıyorum. Çoğu şeyi eşimden öğrendim zaten. Kendi annemle yaşıyorum. 2 yıl önce babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra annem tek başına kaldığından ve bizim de evimiz olmadığından annemle beraber yaşamaya başladık. Dedim ya, aslında güzel bir atasözü var. Diyor ki çınara acı bir meyvesi yok ama gölgesi yeter diye. Aynen öyle işte. Yine bir tanesi çok güzel söylemiş. Demiş ki çocukluğumuzda bir oyun oynardı. Kafamızın üstünden bir uçak geçerdi. Biz de uçağa aptal aptal bakardık. Şu koskocaman tenekeyi yana. Nasıl oluyor da bu kadar yüksekten uçuyor diye. Çözdüm. Sen gidince çözdüm. Meğerse o uçak insanın sevdiklerini çok uzaklara götürüyormuş. Aynı senle benden onu cennete götürdüğü gibi. Ve bilir misin o gün bugündür, ne zaman kafamın üstünden bir uçak gelse, aynı çocuk heyecanımla, aynı çocuk kalbimle geçen bütün uçakları hesaplıyorum. Uçak! Babama selam söyle! Uçak! Babama selam söyle! Ben! Hayatta en uçak! Seni sevmişim. Ah ah ah, bugün benim babamın da doğum günü, evet evet. Allah rahmet eylesin, evet Allah Allah olan bütün babalara da Allah sağlıklı bir hayat nasip etsin. Aşka tövbe etmekte zor yârim, bir daha böyle sevmekte. Ömründe bir kere yandım, bu canı sana vermekte.
çocuklarım için müzik yapmak istiyorum. Yani kendim için müzik yapmak istiyorum ama çocuklarım için de ileride büyüdüklerinde bile gerçek anlamda müziği çok iyi yapan, onların gurur duyduğu bir anne olmak istiyorum. Hayal gibi yani inanamıyorum hala. Gözü kapalı okuduğumda Sibel Can'ı karşımda gördüğümde yaşadığım duygu tarif edilemez bir şey. İstanbul'a gidiyoruz artık Berivan, tamam mı? Hazır hissediyor musun kendini sen? Hazırım. Sonuna kadar yani her şeye hazır mısın? Hazırım, her şeye hazırım. Hadi bakalım o zaman. Sizle beraber her yere gidelim. Hadi gideceğiz, tamam mı canım benim? Gel. Gel Berivan Hanım, gel. Hadi gidelim biz. Hadi gidelim. Sen yarimi dur, sevduğumu dur. Ölesiye sevdim seni, her şeyimi. Bugünkü heyecan tarif edemiyorum şu an, hala çok heyecanlıyım. Normalde ben zaten sahnede hep gözü kapalı okuyorum, yani elimde değil. Ağladın mı? Ağlamak olmaz bizde biliyorsun. Sakın sesimiz kısılır. Genelde yaşayarak okumayı seviyorum ama gözümü açtığımda Sibel Hanım karşımda görünce zaten onu anlatamıyorum. Heyecanlandın mı beni görünce? Evet çok. Ha? Ne yaptın peki? Hemen tanıdın mı? Şurada mı gördün ilk? Aslında gözü kapalı okuduğum için gözümü açtım. Evet. Sizi görünce şaşırdın mı? Çok karmaşık bir şey yaşadım. Canım benim ağlama ama. Biliyorsun ağlamak hiç bizim sesimize iyi gelmez. Hemen kısılır. Tabii haklısın. Seni ihbar... Gündür. Ne zaman kafamın üstünden bir uçak gelse, aynı çocuk heyecanımla, aynı çocuk kalbimle geçen bütün uçakları hesaplıyorum. Uçak! Babama selam söyle. Uçak! Babama selam söyle. Ben hayatta en uçak. Seni sevmişim. Ah, bugün benim babamın da doğum günü. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, Allah olan bütün babalara da Allah sağlıklı bir hayat nasip etsin. Aşk atı bitmekte. Hayden, bu geceden bahsetmedi değil mi? Evet. Geleceğimden, bilmiyordum. Hayır. Eşimle beraber sahne alıyorum. Eşim bağlama çalıyor. Ben solistlik yapıyorum. Çoğu şeyi eşimden öğrendim zaten. Kendi annemle yaşıyorum. 2 yıl önce babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra annem tek başına kaldığından ve bizim de evimiz olmadığından annemle beraber yaşamaya başladık. Dedim ya, aslında güzel bir atasözü var. Diyor ki çınar ağacının meyvesi yok ama gölgesi yeter diye. Aynen öyle işte. Yine bir tanesi çok güzel söylemiş. Demiş ki çocukluğumuzda bir oyun oynardı. Kafamızın üstünden bir uçak geçerdi. Biz de o uçağa aptal aptal bakardık. Şu kocaman teneke yine. Nasıl oluyor da bu kadar yüksekten uçuyor diye. Çözdüm. Sen gidince çözdüm. Meğerse o uçak insanın sevdiklerine çok uzaklara götürüyormuş. Aynı senle benden ama cennete götürdüğü gibi. Ve bilir misin o gün... Tertemiz bir sesi var. Geleceğimden haberi yok. Yani Türkü Bar'ın böyle bir köşesinde ben önce o şarkı söylerken... ...o beni görmeden onu dinlemek istiyorum. İlk şarkısını mesela inşallah öyle denk gelir. Gizli girelim. Tamamen amatörce ama ekmeğinin derdinde olan bir kıza gidiyorum ben. Türkü Bar'da çalışıyor. Evli,
İki tane de çocuğu var. Kocası da ona bağlamayla eşlik ediyormuş. İsmi Berivan. Berivan'ın sesini biraz dinlemek istiyorum. Daha doğrusu ben dinledim ama biraz size dinleteceğim. Değişik bir ses rengi var. Beyaz kere söz olur, siyah kere toz olur. Hep sevdiğim şarkılar, türküler söyleniyor şansıma. Ses olur, sana da sana.